Hadise sevgili izleyiciler, sevgilisi Mehmet Dinçerlerle Çeşme tatiline gitti. Fakat yolda ölümcül bir kaza geçirdiler. Milliyet'ten Sercan Kısmet'in özel haberini aktaralım. Hadise ve Mehmet Dinçerler hafta sonu tatil için otomobiliyle Mehmet Dinçerlerin Çeşme yolunu tuttu. 2 gün Çeşme'de kalan çift dönüş yolunda bir kabus yaşadı. Mehmet Dinçerlerin kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Dinçerler arabasını sağa ve sola çarparak zorla durdurabildi. Bu sırada hadisenin korkudan bayıldığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen polisler de aracı çekiciyle götürürken iddiaya göre bu araçtan sağ çıkmanız bir mucize ifadelerini kullanmışlar. Şimdi ben hep şeye inanırım. Sen de benim gibi düşündüğünü biliyorum. Negatif enerji. Ben nazara Evet. çok fazla inanan Ben insanlardanım. Onlar son dönemde ilişkilerini o kadar göz önünde yaşıyorlar ki. Hani sadece burada söz konusu olan bir mekan çıkışı, el ele muhabirlere yakalanması falan değil. Sosyal mutlulukları. medyadan yaptıkları paylaşımlar da biz çok mutluyuz. Bakın işte ne kadar mutluyuz, ne kadar huzurlu, güzel bir ilişkimiz var mesajı vermeye çalışıyorlar. Evet ve bu O da bir birilerinin şekilde hoşuna gitmiyor. mutsuz insanların negatif enerjisini üzerlerine çekmelerine neden oluyor. Aynı fikir. Ya çok bakar mısın Milliyet'ten Sercan'ın haberine, özel haberine yani detaylara baktığın zaman gerçekten ölümden dönmüşler. Kesinlikle. Bir de geçen gün senle de konuştuk. Şöyle bir şey. Mehmet Dinçerlerle Hadise ne zaman el ele bir poz verseler, sonsuza kadar deyip evlenecekleri sinyalini koysalar sosyal medya sayfalarına hop ne çıkıyor sevgili izleyiciler? 2 gün sonra Hadise'nin eski defterleri Aynen açılıyor. öyle. Hani Mehmet Bir Dinçerleri tadı kaçıyor. etki altına almasa bile o yazılar Mehmet Dinçerlerin ailesine yönelik. Bakın dikkatli olun. Evlenirlerse siz daha bu şeylerle çok üzülürsünüz şeklinde. Hep dikkat ediyoruz. Genelde arada böyle 2 gün ya da bir gün mesafe oynuyor. El ele poz, dudak dudağa diz dize poz. Ne kadar mutlular. Hop Hadise'nin canını sıkacak hadiseler. Hadiseciğim biraz paylaşımları azalt. Evet. Mutluluğu kendi içinizde yaşayın. Kimseye senin bir şey ispat etmek gibi bir nedenin, gerekçen yok. Tabii ki. Sanki hadise, O da bir şey bakın ispat evet etme o da bir çabası ispat içinde. etmek çabası içinde. Yani biz aşk yaşıyoruz. Hani diyorlar ya onların arasında aşk yok, o aşk bize geçmiyor diyenler var. Biz aşk yaşıyoruz. Biz çok mutluyuz. Bakın işte Mehmet beni el üstünde tutuyor. Beni Paris'e götürüyor. Biz sürekli geziyoruz falan. Böyle bir şey ispat içine girdi sanki. Hadise bu aşkın altını çizeceğine bazı insanların üstünü çizse daha iyi Doğru olacak. söyledin. Çok Yani güzel o söyledin. insanlar da çok uzakta değiller. Yok, çok yakınlarda. Yakındalar, daha önce çok yakın olmuş olurlar, daha sonra uzaklaşmış olurlar, tekrar yakınlaşmış Müge. olurlar. Çok acımasız bir dünyaları var. Evet biz de burada konuşuyoruz, haberlerini yapıyoruz. Onlar hep gülüyor, ha iyi, arada bir sinirleniyorlar ama dün burada da Arif Verimli hocamızın dediği gibi bu bir buzdağı. Hiçbir şey göründüğü kadarıyla değil. Bunun Ben Arif altında Verimli'nin, Profesör Doktor Arif neye Verimli'nin takıldık? "Düşmanım yok deme, kardeşim var ise" sözüne bir takıldım. Ben dün ne yaptım? Sana anlatamam. Bu Yani tabii söz ki kime de ait? herkes için geçerli değil ama sen de aynı şekilde takıldın. Çünkü Takıldım. şey demişti, çok ünlü birine ait bu söz Evet, demişti. ünlü birini aradım, bulamadım. Sonra sen ankette koydun Evet. sayfada, ikinci sayfada. Baktık çoğunluk evet demiş, haklı Evet. demiş. Çok mu acaba Ama kardeş kazığı yiyenler var? var. Allah Var, korusun. Allah Gerçekten korusun. hani bu bir dost kazığına falan benzemiyor. Oo, Gerçekten benzemez. kardeş, akraba apayrı şeyler. Yani Evlat. insan güven Bak duygusunu akraba da bir yitirir. yere kadar. Akraba da bir, hani ne Kardeş kadar yakın. başka. Kardeş tamam, aynı karından çıkmışsın. Evet. Aynı ana Aynı baba, karın. damar, kan, her şey aynı. Aman aman. Aman. O öyle bir tatsızlık, bahsettiğimiz tatsızlık hadisenin de başına geldi.